Sinem gidiyor bak, Sinem gidiyor. Hata attık onu, sen dur ya. Aşkım devam devam, baskıya git, baskıya sana gelecek o. Devam et, bravo, aferin. Bravo, aferin. Vur vur vur. Vay be. Aa, böyle olmaz hocam. Hocam ne oluyor? Çağır hocam. Olmuyor böyle. Abi geliyor. Olmaz, olmaz. Bak bir daha geliyor, bak bak. Futbola sokakta tek kız olmamla birlikte başladım. Sürekli erkekler vardı. Onlarla birlikte futbol oynayarak 16. senemdeyim şu anda futbolda. Oraya mı gitti şey Ergin Atom? Büyük ihtimalle oraya yolunu yapıyor. Yirmi 144 maçta 227 gol attı. Futbolda gerçekten yani tek ve en büyük destekçim eşim. Onunla birlikte aynı sahada görev almak beni çok mutlu ediyor. Gol attığımda en büyük destekçim olan eşimi, eşime koşup golü onunla kutlamak istiyorum. Evlendikten sonra herkes futbolu bırakırım gözüyle bakıyordu. Ama bu süreçte gerçekten en büyük ve tek destekçim eşim olduğu için futbola devam. Nazlı Belediyespor U19 karşılaşmasında alevlenen aşkımız evlilikle taçlandı. Gamze ile burada bir U19 maçında tanışmıştık tribünlerde otururken. O zaman koronavirüs dönemiydi. Şimdi de kendisiyle güzel bir evliliğimiz var. Kendisi aynı zamanda futbolcu. Onun maçlarını takip etmek çok hoşuma gidiyor. Beni çok mutlu ediyor. Gol attığında bana koşuyor. Sevincini benimle paylaşıyor. Dediğim gibi beni çok mutlu ediyor yani. Bunu sakinsin. Yani biz Süper Lig'den Amatör Lig'e kadar birçok maç takip ediyoruz gazeteci olarak. Tabii o maçlarda profesyoneliz ama eşimin maçlarında biraz daha duygusal yaklaşıyoruz. Çünkü o sahada olduğu için bazen sağ kenarından taktik verme ihtiyacı da duyuyorum. Gol atmasını istiyorum. Dediğim gibi o gol atıyor. O sahada golleri yazıyor. Biz de onun haberlerini yazıyoruz. Yani çok farklı bir duygu. Futbolcu bir eşim var. Ben de küçüklüğümden beri futbolun içerisindeyim. Yani yeşil sahalardayım. Hatta evimizde bile sürekli spor kanalları açık yani. O derece. Beraber maçlara giriyoruz. Sadece burada yeşil sahalarda kalmıyor. Aynı zamanda Nazilli Belediyespor'un A takımın maçlarını beraber izliyoruz. Göztepe'nin, Galatasaray'ın maçlarını beraber takip ediyoruz. Stadyumlara gidiyoruz. Futbolla yatıp futbolla kalkıyoruz diyebiliriz.
Bak buraya bakın buraya. İşleri bitmiş, maç bitmiş. Bitmez. Neden? Fenerbahçe daha farklı başlayabilir oyuna. Evet. Başakşehir. Bakacağız. Topu kazandıktan sonra Başakşehir'in ikisi isabetli 4 şut girişimi var. Fenerbahçe ise 3 Fenerbahçe'nin kötü oynuyor bence. Evet. Başakşehir evinde ya. Zaten daha kompakt bu oynayan bir takım. Fenerbahçe biraz daha dağınık.